Arkadaşlar herkese selam, Emine Mutlu'na hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu yaprağı ben geçen sene böyle bidona basmıştım arkadaşlar. Lipton kabına bastım, susuz, tuzsuz. Onu saracağım. Çıkardım, sıcak suyun içine koydum bu şekilde. Biraz kaynar suyla haşlamak lazım arkadaşlar. Haşlıyorum birazcık. Bakın yırtılma mırtılma yok. Lipton kabında, kola kabında yapabilirsiniz. Yapraklar da gayet güzel. Evet, bu şekilde biraz bekletin. 15-20 dakika bekletin arkadaşlar. Kaynar suyu koydum. 3-4 sefer yıkadım. Lipton'dan kestikten sonra ben o bidonu atmışım arkadaşlar. Lipton kabını attım. Sonra da aklıma geldi. Bunu güzel falan kuruttuktan sonra ağzı da geniş oluyor. Bakın ağzı geniş olduğu için yapraklar da yırtılmıyor. Çok iyi oluyor. Böyle bunları kurabilirsiniz. Tuzsuz susuz. Yapraklarım arkadaşlar bakın. Biraz haşlıyorum, kaynar suda bekletiyorum. Çıkardıktan sonra da 3 kere 4 kere de yıkadım arkadaşlar. Gayet güzel. Taze yaprak arkadaşlar. Bu sene ben gidip yaprak kuramadım. Geçen sene kurdum yapraklar bunlar. Bu sene gidemedim arkadaşlar pazara. Rahatsızlığımdan dolayı hiç gidemedim. Kaç aydır, 8 aydır pazara gidemiyorum. İşte böyle arkadaşlar. Yaprağımı bekleteceğim. İçinin malzemesi de sumak koydum, nane koydum arkadaşlar. Pul biber, tuz, sarımsak. Evet, bakın. Açı küçük biberlerden koydum arkadaşlar, açı. Karabiber de koydum. Çekmek sonradan karar verdim arkadaşlar. Yağını da ekliyorum. Evet, dolu bir kaşık salça koydum, domates salçası arkadaşlar. Bol ekşili seviyoruz biz. Ekşili bir tane limon arkadaşlar. Bir tane limonu sıkabilirsiniz. Elinizle de sıkabilirsiniz. İsterseniz kaşıkla sıkın. Elinizi yıkadıktan sonra temiz kısayınız. Elinizle de sıkabilirsiniz. Çekirdekleri içine düşmesin diye. Evet arkadaşlar. İstersen bu şekilde kaşığı da sıkabilirsiniz. Bir adet limonumu da güzel bir sıktım. Evet, nar ekşisini de koyuyorum arkadaşlar bakın. Ekşili ekşili güzel oluyor. İçindeki malzemelerimiz arkadaşlar saydım. Karabiber, pul biber, nane, sumak koydum. Kırmızı da var arkadaşlar. Yeşil de var. Bakın acı ufak biberlerden de attım bir sürü. Acılı ekşili bol nar ekşisi de koydum. Tuz ekledim. Çünkü yaprağımız tuzsuz. Yaprak tuzsuz olunca buna da tuz ekleyin arkadaşlar. Yiyemezsiniz. Mis gibi yağ. Zeytinyağı koymadım arkadaşlar. Normal bildiğiniz su yağı ekledim. Mis gibi. Bazıları domates de koyuyorum ekşi olsun diye. Buna domates koymadım. Sarımsak da koydum arkadaşlar. Unutmayalım.
Söylemiş miyim? Hatırlamıyorum söylediğimi. Güzel yalan karıştırdı. Malzememi de mis gibi olarak arkadaşlar. Ekşin ekşin. Arda niye sana iki ekmek versen bize bıraksan olur mu? Oh, güzelliğe bakın arkadaşlar. Mis mis. Evet, bunları da arkadaşlar sakın çöp atmayın. Makinenizin içine koyarsanız hem ulaşıklığınız güzel kokar hem de temiz yıkıyor. Ben hiç hayatta atmıyorum limon kaplarımı. İşim bittiği zaman direkt makinenin içine koyuyorum. Bulaşık makinesi içine de koyabilirsiniz. Evet, mutfağımda arkadaşlar yeni yaptırdım. Siyah mermer koydurdum. Çok güzel oldu. İlk defa yeni mutfağımda yaprak saracağım. Evet, tuzsuz yaprağımı bu şekilde güzel gelen karıştırıyorum. Parçalamayın arkadaşlar karıştırırken. Bakın bu şekilde karıştırdım. Yani şöyle taze yaprağı haşlıyorsunuz. Bunu da böyle kaynar suyuna haşlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Yaprağımı sızıyorum arkadaşlar içerisine. Tekrar soğuk su geçiyorum. Üzerimde. Süzgeç aldım. Suyu süzüyorum arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar bu şekilde yaprağımı sardım. Evet arkadaşlar bu şekilde bir tane tabak koyacağım. Limon kesmem koymam gerekiyor üstüne. Evet domates koyuyorum arkadaşlar güzel gelen ekşi olsun diye. Bir tane limon içine sıktım. Nar ekşisi de koydum arkadaşlar. Bakın. Mis gibi. Evet, yağ getiriyorum arkadaşlar. İçine tuz koydum. Gerekmiyor. Fazla tuz koymayacağım. Bu şekilde yaprağım üzerine de sardığım için arkadaşlar yağını koyuyorum. Az bir piliç kalmış oldu. Bakın hem sarmalar az kalkmış hem de böyle ekşi olur. Üstüne de kapağını koyarsınız tabak. Kapatırsınız. Altını yıkıyorum. Arkadaşlar bunun içine beraber salamura yaptım. Tuzsuz kavanozda sıcak suyun açlayıp koymuştum. Bu şekilde sardım. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bugün sizinle beraber salamura yaptım tuzsuz kavanozda. Onu pişirdim. Çok güzel oldu. Denemesi tavsiye ederim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz mis gibi. Limonlar da ekşisi çıktı arkadaşlar. İsterseniz bunları içlerini de yiyebilirsiniz. Bunları da alalım. Ekşisi geçsin koydum arkadaşlar üstüne. Mis gibi oldu bakın.